Herkese merhaba. Bugün birlikte piyasada gördüğüm en iyi Windows sürümünü sizlerle paylaşacağım. Nedir bu Windows sürümü? İlk olarak bu Windows sürümü bana ait değil. Bu yabancı bir yapımcıya ait. Bizzat linkini altta paylaştım. Yapımcı arkadaşlar gerçekten çok güzel bir iş çıkarmış. Windows 10'un tüm gereksiz şeylerini kaldırmış. Hemen başlata gelelim. Zaten görün Burada gördüğünüz üzere hiçbir şekilde başka hiçbir şey yok. Bunları da ben yükledim. Microsoft Edge'i ben yükledim. normal hiç sevmem ama neden yükledim? Birazdan size paylaşacağım. Arkadaşlar Text de ben yükledim. Yani Camtasia programını ben yükledim. Arkadaşlar bomboş geldi bu sistem. Yani Windows 10'un adam tüm kötü yönlerini optimize etmiş. Gereksiz her şeyi kaldırmış. Cortana'dır, Defender'dır bunların hepsini kaldırmış. Ve Windows 10'umuz... Şöyle bir şey olmuş. Windows'un iyi yanlarını alalım. Windows 7'nin iyi yanlarını da alalım. İkisini birleştirelim ve gereksiz her şeyi ortadan kaldıralım. Böyle bir sürüm olmuş. Ben piyasada böyle bir sürüm görmedim. Hemen başlayalım incelemeye. İlk olarak Windows sürümümüz bildiğimiz üzere İngilizce geldi. Bunu nasıl Türkçe yaparız? Ayarlara girdik. Ayarlardan Time and Language'e girdik. Burada Language'e geliyoruz. Gördüğünüz üzere burada arkadaşlar şurada Ede language var gördüğünüz üzere. Buna basıyoruz. Türk Turkish yazıyoruz İngilizcesini. Gördüğünüz üzere böyle yazıyoruz. Ben zaten ekledim. Ekledikten sonra bu Turkish'i ok işaretleriyle yukarı alıyoruz. Ben yukarı aldım. Aynı şekilde şöyle aşağıdaydı. Şöyle size göstermek için bir daha yapıyorum. Yukarı aldım. Yukarı aldıktan sonra options'a gelin. Burada arkadaşlar birkaç şey iniyor, inecek indikten sonra inmeyen bir şey kalana kadar download çıkan şeyleri hepsini yapın arkadaşlar, hepsi insin. İndikten sonra ne yapıyoruz? Buraya Windows Display Language'e güce geliyoruz ve Türkçe'yi Seçiyoruz. Burada Yes diyoruz ve bilgisayar Arkadaşlar bildiğiniz üzere söylediğim gibi Bu sistemde Cortana'dır, Defender'dır, Windows'tur, tüm gereksiz her şeyi kaldırıldı. Ama bu yapımcı bize demiş ki istediğinizi geri yükleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar Gas to Box diye bir bir tane e, uygulamamız var. Buraya giriyoruz. E, birazcık bekliyoruz. Burada zaten yazıyor. Stay home evde kalın filan tarzı bir şey yazmış. E, arkadaşımız güzel yapmış. Burada menümüz gelene kadar bekliyoruz. Burada arkadaşlar burada gördüğünüz üzere e, bir takım tweak'lerimiz var. Tweak'ler ne yani daha doğrusu araçlarımız var diyebiliriz Türkçesiyle. Bu araçlar ne işe yarıyor? Mesela bu sistem bildiğiniz üzere bomboş geliyor ve her şeyi yok. Bu araçlar size yüklemek istediğiniz şeyleri yüklemek için bir fırsat. Ayrıca bu geliştirici gerçekten o kadar iyi ki içine çok güzel şeyler eklemiş. Bizzat bunlara tek tek bakacağız. İlk olarak burada sayılar var gördüğünüz üzere. Hangisini yüklemek istediğimizi göre sayıları yazacağız ve enter'a basacağız. Zaten sizle beraber yapacağım anlamayanlar için. Burada çevirerek gidiyorum. Birinci arkadaşlar Action Center Notification diyor. Bu arkadaşlar ne oluyor? Şu sağ altta şu mouse'un olduğu yere bakın. Sağ altta bu bildirimlerin geldiği yer. Burayı açmak istiyor musun? Açmak istemiyor musun? Cortana var. Açmak istiyor musun? Print var arkadaşlar. Burada mesela bir diyoruz açmak istiyorsak. Burada arkadaşlar tek tek çıkıyor. Ben mesela Action Center açmak istiyorum. Burada bir dedim. Enter dedim Diyordu arkadaşlar e, bilgisayarı yeniden başlat Et, etkisinin gözükmesi için yani etkileşmesi için ortamayı ben hiçbir şekilde açmıyorum zaten türkçesi yok e, burada arkadaşlar yazıcı hizmetleri için eğer bilgisayarınızda yazıcı e, kullanıyorsanız enable deyin kullanmıyorsanız olduğu gibi kalsın zaten tamam arkadaşlar burada işim benim burada yani sayılarla iş, işimiz var enable etkinleştirdi disable etkinleştirme demek zaten disable bir şekilde geliyor arkadaşlar burası. Sıfır dedik ve geriye döndük. Geriye döndükten sonra 2 ve 3 temizliği için arkadaşlar bu 2 ve 3'ü haftada bir iki kez yapın derim. Bunlar arkadaşlar temizlik yapıyor bilgisayarımızda e, gereksiz dosyaları temizliyor 2 ve 3. Aynı şekilde yine mesela 2 dedik. 1 dedik mi clean up now hemen şimdi temizle demek e, sıfıra da yine geri dönüyoruz. Aynı şekilde 3 de de aynı işlemleri yapacaksınız. Sıfır dedik geri döndük. 4 e, 4'te ne var? 4 de galiba e, aktivasyon var. Evet arkadaşlar aktivasyon programı var bu windows aktifleştirmek için sıfıra bastım geri döndüm. Eğer aktifleşmek istiyorsanız de basın şu an aktif geldiği için bir şey yapmıyorum. Ee, bu kısımda şu an uğraşmayacağız. Bu Facebook için bir e, arkadaşlar mod ama bilgisayardan bilgisayara değişeceği için bu kısma değmemeyi seçiyorum. Bu kısım o kadar önemli değil. Ee, bu kısım da değil. 8'deki arkadaşlar en önemli kısım çünkü Windows e, güncellemelerini 2050'ye kadar kapatıyor. Direkt bir deyip enter diyorum. Bize beklemesin, kapatsın. Çünkü arkadaşlar ben önceki videomda da paylaştım. Windows, Microsoft bu sürümler hep e, hatalı yayınlıyor. Hatalı yayın adı için sizin bilgisayarınızın performansı büyük ölçüde düşebiliyor. Hiç düşmeyebiliyor dediğim gibi. Büyük ölçüde düşebiliyor. Siz güncellemeleri bizzat elle yapın. Burada Compression diyor. Bunun tam olarak ne işe yaradığını açıkçası dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Buradan sıfır dedim geriye çıktım. Ee Buradan devam etmeyeceğim arkadaşlar. Bu taraftan devam edeceğim. Installer şu tarafından. 12'de arkadaşlar gördüğüm üzere Microsoft Edge var. Ben şimdi bu Microsoft Edge'i az önce neden önerdim? Bu Microsoft Edge bildiğimiz Microsoft Edge değil. Bu Chrome tabanlı yani yeni olan sürümü ve gerçekten az önce bir saatlik kullandım. Çok uzun süre kullanmadım. Az önce dedim ki bir şans vereyim kullanayım kullandım. Gerçekten hızı filan harikaydı. Arayüzü de güzel güncelleştirmişler. Öneririm bir şans verin. Vermezseniz zaten sıkıntı yok. ben zaten normalde Opera kullanıcısıyım. Chrome filan da kullanmıyorum. Arkadaşlar 13'te Mozilla'mız var. 14'te kurumumuz var. 15'te bir medya player'ımız yani müzik video oynatıcımız var. 18 yine aynı şekilde bir tarayıcı Chrome gibi. Arkadaşlar 25 ve 36. numarada neden 25 ve 36 sürüm neyse önemli değil. Bunlar arkadaşlar driver programı birincisini bilmiyorum açıkçası. Daha doğrusu biliyorum ama kullanmadım. Arkadaşlar şu driver booster pro'yu kurun derim. Bu arkadaşlar bilgisayarlarınızın driverlarını güncelleştirecektir. Hiç şey yapmadan. Bazen hatalı bulabiliyor söyleyeyim size. Siz tek tek yüklemeye de seçebilirsiniz. Bununla da yükleyebilirsiniz. Bu arkadaşlar bilgisayarınız için güzel bir driver uygulaması öneririm ben. Ee, bu arkadaşlar zip dosyamız yani WinRAR işlevi görüyor. Yüklemenize gerek yok. WinRAR'ı indirin arkadaşlar. Bence 37'deki. Ee, 27'deki galiba kullanıcı isteği diye çeviriyor ama kullanıcı şöyle bakalım hemen anlarız. Ha. Aa, çok güzel ya. Kullanıcı isteklerine göre şey yapmış e, kanalının takipçilerine özel bir şey yapmış arkadaşlar burada arkadaşlar ne yapıyoruz İstediğimiz programın sayısını girerek o programı yükleyebiliyoruz çok güzel gerçekten ben benim de çok kullandığım programlar var burada burada çok detaya inmeyeceğim eğer sevdiğiniz bir program varsa burada sadece sayısını girip enter'a basarak yükleyebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel virüs programlarından tut, binlerinden tut, hepsi var. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Buradan geriye çıkıyorum. Ee, sonra devam ediyoruz. Bu buradaki yeşil kısımdaki arkadaşlar windows'un e, kaldırılan kısımları ile alakalı e, yüklemenize pek gerek yok derim. E, hemen geçelim hızlıca. Microsoft Store yani Microsoft mağazası ve Xbox tamamen gereksiz. Ben yüklemiyorum. Bu da tamamen gereksiz. Yine Xbox ile ilgili zaten bilgisayar yavaşlıktan kısımlar bunlar. Microsoft Connect gereksiz. Clipboard gereksiz. Microsoft Edge'in normal versiyonu tamamen gereksiz. Xbox tamamen gereksiz. OneDrive gerekli olabilir. OneDrive kullanıyorsanız yükleyin. Bu arkadaşlar tamamen gereksiz bir müzik uygulaması e, Microsoft'un bize verdiği kimsenin kullanmadığı. E, Microsoft Your Phone tamamen gereksiz. Net Framework arkadaşlar bu işinize yarayabilir. Bazı oyunlar filan istiyor. 30 yazıp Enter'a basıp yükleyin. Ben mesela yapayım sizin için 30 yaptım. E, burada arkadaşlar bilgisayarınız genelde 64 sürümüdür. Çok eski ve kalitesi donanımınız varsa e, bu e, 86x86'dır. E, ben size genel olarak şu 5'teki sürümü yüklemenizi öneririm. Yine de elle yükleyin derim. Ben şu an bilgisayarınız için kesin bir şey söyleyemiyorum. Ben en sondakini yüklerim. E, kendi bilgisayarıma göre olursa. Bu arkadaşlar gereksiz. E, bu da e, Guest Personalize. Bu güzel bir şeye benziyor. Bakalım hemen. Burada gördüğünüz üzere temalar var bunlar güzel olabilir ama ben bilgisayarını değiştirince performansının düştüğü taraflarındayım o yüzden değiştirmiyoruz. Burada birkaç ayarlarımız daha var bunları geçiyoruz ses modu var ses moduna bakalım. 38 Burada arkadaşlar bilgisayarların, bilgisayarımızın sesini arttırmak için bir takım programlar var. Şu an geçiyorum arkadaşlar. Burada 16 gördüğünüz üzere zaten üstüne yazmış ee, yüklenmesi önerilen diye. Bu 16 ve 17'yi kesinlikle ve kesinlikle yükleyin. Oyunlar için falan lazım olabilir. 16 dedik. Enter dedik. 1 dedik. 1 dedik. Enter dedik. Ve arkadaşlar böyle yükleyecek. Aynı şekilde 17'de aynısını yapacaksınız ve bunları sizin için yükleyecek. Arkadaşlar sistem kısacası böyle sisteme bakış yaptık. Sistemi ben gayet beğendim ve bu sürümleri kullanmaya devam edeceğim. Bu yapımcının yaptığı sürümleri kullanmaya devam edeceğim. Ben gerçekten çok etkilendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.